beyni diyordu. O beyin olduğu için değil. Hı hı. Ama asıl soracağım soru şu. Beni en şaşırtan eserlerden biri iki Rus bitki bilimcinin, botanikçinin yazdığı Bitkilerin Gizli Dünyası. Bilmem o eseri görme... Duydum ama inceleme fırsatım olmadı. Ben baştan sona okudum. Hı hı. Hem de dikkatli bir biçimde okudum. Yani onlar deneyciler. Gerçekten de hayli emek vermişler. İddiaları şu, tabii orada deneylerinin raporları var, makaleleri var, fotoğrafları var hatta. Hayli bir emek verilmiş. Bitkilerin de acı çektiğini söylüyorlar. Evet. Şimdi çok ilginçtir. Böcek yiyen bitkiler üzerine Darwin'in bir çalışması, ciddi bir çalışması var. Evet. Ciddi bir emek hem de. O böcek yiyen bitkilerin içinde kılcal şeyler var. Böyle çıkıntılar. Aynen. Onu uyarınca kapanıyor ve acaba beyni mi var? Acaba sinir dokuları mı var diye. İşte burada şeyi çok güzel ayırırsak aslında çok önemli bir katkı oldu. Bitkilerde de bir sinir sistemi var. Fakat beyin başka bir şey. Hmm. Şimdi biz sinir sistemini bir bütün olarak insanla incelerken ikiye ayırırız. Birincisi merkezi sinir sistemidir. İşte bu beyin ve omurilik olarak. İkincisine de periferik ya da çevresel sinir sistemi deriz. Bu da işte vücudumuzun her tarafına dağılan ama kablolardır. Şimdi bizdeki tabii çok özelleşmiş bizim gibi bir canlının ya da genel olarak bu hayvanlar alemindeki beden ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir versiyonu. Bitkiler yine canlı olmaları hasebiyle bizim akrabamızdır ama çok uzak oldukları için bize, hani geçmişte çok eskilere dayandığı için bu birliktelik, onların ayrılmasından sonra onların özelleşmeleri çok farklı bir yola gitmiş. Evet, vücutlarında bir sinir sistemi vardır. Bu bizim vücudumuzdaki bir sinir sistemi gibi değildir. Biz biyolojide biraz da sinir bitki fizyolojisiyle uğraştığımız için o yapılan deneyler, mesela onların bir kısmını biz de tekrar etmeye çalışıyoruz, hatta şu anda bir bilim fuarında sergilemek üzere. Mesela dalını kırdığınızda, hatta yanında kötü sözler söyleyerek birisiyle kavga ettiğinizde bitkilerin buna tepki verdiğine dair çok fazla deneysel kanıt var. Benim annem başta olmak üzere birçok ev hanımı konuştukları bitkilerin daha güzel büyüdüklerini bilirler. Benim öğrenci arkadaşlarım var bazı. Benim odamdaki ölmeye yüz tutmuş bitkilere gelip onları okşuyorlar, seviyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bitkiler 2-3 günde böyle bir gözlerini açabiliyorlar tabiri caizse. Bir etkileşim sağlayabilecekleri bir sistem var. Ama biraz önce beyin derken ben işte bizdeki özelleşmiş versiyonu kastettim. Yoksa tek hücreli bir canlının bile, hocam bir paramezyum dediğimiz o terliksi hayvanın dahi o kadar komplike bir içsel sistemi vardır ki. Hani biz çok karışırız bitkiler basit demeye, hatta biz karmaşırız terliksi hayvan basit demeye, ben zaten biyolojiden mezun olduğum günden beri ar ederim. Yani şu anda yaşadığımız dünyada basit hiçbir şey yok. Basit olsaydı bir tanesini de biz yapabilirdik. Henüz yapamadığımıza göre baya baya komplike şeyler bunlar. Ama o isimlendirme belki biraz şey yapmış olabilir. O katkı güzel oldu. Yani o sinir sistemi var ama beyin başka bir şey. Beyin yani sinir sistemini ayrı bir yere koyacağız. Yani beyin deyince sinir sistemi de dahil. O onun bir parçası sadece. Evet. Şöyle diyelim, beyin ve omurilik temel olarak merkezi sinir sistemi. Sinir sisteminin özelleşmiş bir merkezi, özelleşmiş bir yapısı diyebiliriz. O ancak hayvan türlerinde var. Aynen.